Bu aşamada tüm bu hukuksuzluklar gerçekten tüm siyasi yargılamalara maruz kalan insanların sıkça karşılaştığı bir durum. Ayrıca müvekkilin uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları var. Kanser hastası, yumuşak doku kanseri hastası. Bununla ilgili de dosyaya birçok sağlık raporu sunmamıza rağmen, tahliye dilekçelerimizi sunmamıza rağmen ne yazık ki bu aşamaya kadar müvekkil hakkında herhangi bir tahliye kararı verilmemiştir. Yine bir heyet raporu talebinde bulunmamıza rağmen, yaşadığı ağır sağlık sorunlarına rağmen Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde cezaevinde kalmasına herhangi bir sakınca yoktur diye bir rapor hazırlanmıştır müvekkil aleyhine. Tüm bunlar sağlık hakkına erişimi elinden alınan, hukuk güvenliği ortadan kaldırılan müvekkilin ciddi anlamda haklarının gasp edilmesine sebebiyet vermiştir. Yarın duruşması gerçekleşecektir. Bu duruşmada müvekkil ve bizler savunmalarımızı yapacağız. Tüm bu hukuksuzlukları orada da anlatacağız detaylı bir şekilde. Beklentimiz tahliye edilmesi yönündedir. Eşimin yanında görüşteyken şunu aktarabilirim. En çarpıcı bence kısmı o. Eşim otururken bir tarafın üstüne oturuyor. Tümörün olduğu tarafa oturamıyor çünkü ağrısı var. Sırt üstü yatarken sağ tarafında yoğun ağrısı oluyor. Ki zaten tümör olan bacağı sert olduğunu söylüyor ve artık hassaslaştığını, dokunduğunda bile acıdığını söylüyor. Aynı zamanda kasıkta ve koltuk altında da lenflerinde büyüme var. Ben Çapa'ya bunları öğrenir öğrenmez koştur koştur gittiğim zaman doktor bana hastalığının ilerlediğini, yayılım gösterdiğini, bundan dolayı bu belirtilerin olduğunu söylemişti. Eşim 2018'den beri bu tümörle mücadele ediyor ve 2020'de nüks etmişti. Bunun üzerine akıllı ilaç verildi. Akıllı ilacı kullanırken birçok yan etki yaptı kalbine. Kalbindeki zaten yan etkiden dolayı tedavisi kesildi. Sonrasında mecbur kalındığı için tekrar başlanacaktı derken tutuklandı. Her hafta gidip dilekçe verdim. Eşimin sağlık durumundan bahsettim. Hayati riski olabileceğinden bahsettim. O koşullarda tedavi olamayacağından bahsettim. Çapa'ya gitmesi gerektiğinden bahsettim. Tam 105 gündür tutuklu. Ve ne olduysa 90. günde, 91. gününde İstanbul'a getirmeye karar verdiler. Ve ben açıkçası bu sevkin, apar topar olan bu sevkin, bir hak ihlalinin üstü kapatılması için yapıldığını düşünüyorum. İstanbul'a sevk edilmek istedi en başta yapmadılar. Ankara Şehir Hastanesi Türkiye'nin en büyüğü, burada tedavi olabilir, buraya gidebilir dediler. Tedavi aksamasın dediler, onu da aksattılar. Lenflerinden biyopsi alacaklarını söylediler. 3 ay oldu, hala bir biyopsi yapılacak, yapılmadı. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum kendimce. Tedavi hakkı net bir şekilde engelleniyor, evet. Ama tedavinin hapishane koşullarında yapılabileceğini iddia ediyorlar. Yapamıyorlar. Tahliye etmekten başka bir alternatif yok. Hem hayati riski açısından hem de hukuki açısından zaten avukatların da söylediği gibi. Bir de bunun yanı sıra dışarıda olanlar olarak bir bebeğe yaşatılan travmalar var. Pedagoga gitmek zorunda kalan bir bebek var. Bunların hepsini düşündüğümüzde ben eşimin tahliye edilmesinden başka bir alternatif çözüm görmüyorum. Eşime bir an önce tahliye edilmesini istiyorum. Aynı zamanda buradan da yarın 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.45'te İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmasına